you lost another one. Merhaba, ben İbrahim Durhat. Namı değer hızlı gezgin. Şimdi sizinle beraber Amerika Birleşik Devletleri'nde Buick Century 1993 model bu arabayı incelemesini yapacağız. Tabii bu incelemeleri yaparken de eski Buick'lerle yeni Buick'ler arasında ne gibi farklar var? Biraz da onlardan konuşacağız. The Garcia's got a new car. What'd they get? Sure doesn't look like a Buick. I'm outside. Where are you? I'm right here. I'm in the Buick. Wow. This is nice. Oh my. Bu arada bu araç 40 bin mailde ya. Yani demek oluyor ki 60 bin kilometrede. 93 yılından beri kaç yıl geçmiş? 27 mi? 27 yılda sadece 60 bin kilometre. Bence çok iyi. Ve aracın inanır mısınız otomatik camları var. Benim ilk dikkatimi çeken bu oldu bu arada. Tabii şimdi 93 model kaputun altında ne gibi bir şeyle karşılaşacağımızı hep birlikte görelim. Bu arada bu araçta... Many months later. Gel abi. 3.3 motor, 6 silindir. İnanılmaz. Hala işlevini görüyor. Tabii hayli sıcak. Yani dokunduğumu el yakıyor. Dönen çark sistemini gösterir misin abi? Süper değil mi ya? 6 silindir dediğimiz zaten bu olay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 160 beygir gücü, 185 torka ve aynı zamanda otomatik vitese sahip bu araç. Otomatik vites. Ya bunu çok ürün, büyütmeye vesaire gerek yok. Zaten Amerika'da çoğu araç otomatik vites. Pek manuel ben görmedim. 3300 motor, 6 silindir. Şehir içinde 1 litre benzinle 7 kilometre gidiyor. Şehir dışında yani uzun yoldaysa 1 litre ile 10 kilometre gidiyor. Deposu da 62 litre benzin alabiliyor. Uzunluğu 4.5 metre, genişliği 1.7, yüksekliği de 1.4 metre olan bu araç iç hacmiyle de gayet rahat bir keyif sürdürüyor bu arabayı sürenlere. Şimdi kaputu bir indirelim. Biraz da içeriden gösterelim ne var ne yok. Tamamen her şeyi bütün sistem otomatik olduğu için buradan kapıyı açtık. İç hacmini, içte nasıl bir genişlik, rahatlık olduğunu şimdi göstereceğim. Reis çok eski zamanlarda olduğu için insanlar haliyle aile yaşıyorlardı. Buraya iki kişi birden oturabiliyor. Yani bayağı şoförle dip dibe oturup iki kişi rahat rahat, üç kişi biraz sıkış sıkış ama gayet güzel bir yolculuk yapabiliyor. Hacminin genişliği hem ön tarafta hem de arka tarafta hayli hayli yeni araçlara taş çıkartan cinsten. Şimdi kemeri takalım. Aracı hem çalıştıralım, olayı görelim bir. Neler var neler yok. Aracın anahtarı da bu arada bayağı şekil. Görüyorsunuz. Bayağı bildiğin ev anahtarı gibi. Şu küçük bir sistem var bak, bayağı değişik, görüyor musun? Güzel kilitli bir sistem var yani, temiz, sağlam. Açtık, ışıkları verdi önce. Bu arada buradaki küçük ayrıntılardan da bahsedeceğim ama bir aracı çalıştıralım. Bu arada az önce emniyet kemerini taktım. Bilmiyorum fark ettiniz mi ama emniyet kemeri kapıyla bir. Görüyor musun abi? Kapıyla bir. Yani kapının üst tarafına takılmış. Üst taraftan böyle alıp buraya bağlıyoruz. Şimdi park modundan mesela geri moduna alırken aynı bu şekilde. Gördüğünüz gibi bu çubuğu sadece aşağı indirip yukarı kaldırıyoruz. Ki park modunda tutalım şimdilik. Öncesinde de aracı, örnek veriyorum, park modundan biz D'ye yani ileri gitmeyi aldık. Sol taraftaki kolu çekerek de aracın gitmesini sağlamaya başlıyoruz ki orası da el freni oluyor. Araçta hala orijinal ısıtma ve soğutma sistemi, ayrıca da teyp sistemi var. Şaka gibi ama gerçek. Ayrıca benim en çok dikkatimi çeken ve hani o zamanlara dair bir nostaljik bir olay yaşatan şu map light oldu. Yani ona bastığımızda şuradaki harita ışığı dediği, şu anda aydınlık olduğu için çok gözükmeyebilir. On yapıp off yapıp küçücük bir ayrıntı ama burada harita ışığı, yani o zamanlar tabii Google Maps falan yok. Buradan ayarlanıyormuş. Şimdi arabanın ışıkları buradan açılıyor bu arada. Şu şekilde basıyoruz, açıyoruz. Interior lights dediği olaydı. Fark ediyor musun bak, ışıklar
Yavaş açılıyor. Sağ sinyali bu şekilde veriyoruz. Sol sinyali bu şekilde veriyoruz. Aynı zamanda silecek o cruise control. Aa, cruise de mi var bunda? Evet. Yok artık. Bir de silecekler de aynı kolda orada. Ciddi misin ya? Yoksa bu mu? Evet ha. O. Ama beni ıslatıyorsun şu anda. Tamam, sakin ol, kendine gel. Öbür tarafa çevir yine aynı şekilde. Abi dur pardon, özür dilerim. Niye durduramıyorum? Tamam, bu niye böyle oldu? Low. Tamam dokun. Dokunmayı bu. Silecekleri çalıştırdı mı durmuyormuş, onu anladım. Arabanın kendini çalıştırdığı şu anahtarla arka bagajın anahtarı farklı ama bizimki aynı yerde olduğu için maalesef arabayı şu anda kapattık. Ve gelip bagajı açacağız şimdi. Bakalım bagaj hacmi nasıl? Geniş ve büyük olduğunu biliyoruz. Hatta bagaj hacmi litresi. Abi bu ne? Burada yaşarsın ya. 459 litre. Abi bagaj kapasitesi inanabiliyor musun? 459 litre. Burası da bildiğiniz klasik kilitsiz. Açılmıyor ya. Benzin deposunun kapağı. Bunun benzin deposuna kadardı İbrahim. 62 litre benzin alıyor bu. Ya araç 93 model ama şu anda hala trafiğe çıkabiliyor. Bu aracın şu anda piyasası yaklaşık olarak 2000 dolar falan. Ve bunun bazı siteler var mesela. Car Gurus, Auto Trailer, CarMax. Bu sitelerde bakıp araştırılabilir. Yani siz de mesela diyelim Amerika'ya geldiniz. Böyle klasik bir araca binmek istiyorsunuz. Gayet rahat bir şekilde gelip alıp binebilirsiniz. Araçtaki ferah görünüm ayrıca buraya ve buraya sakladıkları kahveliklerle gayet de güzel. İki tane bardak buraya, bir tane hatta buraya küllük falan koyabilirsin sanırım. Çakmaklık ve şu anda şarj aleti olarak kullanılan o çakmaklık yeri bu şekilde. Şurada açıp baktığımızda çok da fazla bir hazne torpido yok ama değil. Şurası torpido gözünde. Çok az bir şurada yer var. Hadi biraz gidelim ya. Burada 5, 15, 25, 35 diye giden MPH yani kilometreye çevirdiğimizde de altta 10, 40, 80, 120, 140 diye gösteriyor. Kaldırdığımızda frenden ayağımızın zaten yavaş yavaş gitmeye başlıyor. Otomatik olduğu için dediğim gibi çok rahat bir şekilde kullanılabilen, gaza bastım mı giden bir araç. Akşam olmasını beklemek zorunda kaldık çünkü birkaç ayrıntı daha göstereceğim. Bu arada Amerika'da klasik araçlarla ilgili başka videolar da gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Bu iki nedir? Nasıl bir araçtır? Özelliklerinden birkaç şekilde bahsetmeye çalıştık. Şimdi içeriden ufak birkaç detay daha alalım. Videoyu da bitirmiş olalım. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Evet, son olarak bahsetmek istediğim içerideki dizaynda şu interior lights dediği olaydı. Low dedi düşük, high dedi yüksek. Şu anda low'da, yavaşça açtığımızda çok hafifçe kaldırıyorum. Çok hafifçe ve şu anda fark ediyor musun? Bak, ışıklar yavaş açılıyor. Çok hafif şöyle kaldırdığımızda da her taraftaki ışıklar açılmış oluyor. Alt taraflarından tamamen açılmış oluyor yani ışıkları. Gece görüntüsü de bu şekilde olmuş oluyor. Bunu da böyle bildireyim istedim. Velhasıl izlediğiniz için teşekkür ederim. Şunu da şöyle açayım. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.